Baktım yıldızlısın tekrar. Yani. Yıldızlı Sohbetler'den herkese merhaba. Son günlerin en çok konuşulan filmlerinden Hava Muhalefeti'nin başarılı oyuncularından Burak Hakkı bugün konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi görmek ne güzel. Sağ olun. İstanbul'dasınız. İstanbul'dayım. Şahane. Nasıl bir film izleyecek izleyici? Çok eğlenceli film. Yani biz çekerken de tabii çok eğlendiniz. Komedi filmi çekmek ayrı bir şey ama hani BKM ile de böyle bir şey yapınca onların senaristleriyle hakikaten yani böyle gülmek, yani gülmemek için zor tutarak çektik filmi. Dolayısıyla da bu filme sirayet etti diye düşünüyorum. Yani. Hı hı. Eğlenceli bir film oluyor. Akıcı bir kere. Hı hı. Neşeli. Ya eski Türk filmlerini tadında diyeyim, hani o komedi tatlarında bir film oldu bence. Ya çok eğlendik. Yani ekip de çok iyi tabii ki. Çok komik sahneler var. Ben gerçekten gülmekten öldüm. Ve siz uçağa kaçırılan bir pilotu canlandırıyorsunuz. Nasıl evet. bir pilot? Ya böyle çok çok değişik bir rol yani benim için. Ben hani bilmiyorum, kendi kişiliğime aykırı bir karakter. Uh-huh. Çünkü çok ukala bir adam bir şey. Yani pilot öyle uh-huh. bir pilot karakteriydi. Dolayısıyla ben de oynarken de çok eğlendim. İşte yapımcılarımız da çok beğenmiş. Hatta benim o konuşmamı falan bazen BKM'de geçen gittik Güldür Güldür orada beni taklit ediyorlardı falan. Öyle güzel yani. Ay çok herhalde güzel. Ki beğenmişler ki öyle söylüyorlar. Ali'nin rolü çok iyi. Doğan'ın rolü çok iyi. Ege'nin rolü çok iyi. Diğer bütün oyuncular muhteşem. Yani hı hı. oyuncu kadrosu da çok iyi bu işin. Dolayısıyla çok herkes çok komik. Eğlenceli, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Gülmeye ihtiyacı olanların gitmesi gereken bir iş. Evet. Peki bir uçak simülasyonunda mı çektiniz? Yani çekimler nerede geçti? Ya bildiğiniz bu stüdyo çok büyük bir stüdyo. Tabii seyirciler şu an görmüyordur da. Ya buradan buraya sığmaz o uçak. Bayağı dev gibi bir uçak simülasyonu. Uçak aha. yaptılar. Onun içinde çektik tabii. Aslında yani dar alanda bir çekim ya. Çok zor olmadı mı? Yok dar yani dar değil mi? Uçak dar tabii, uçak dar. Aha. Özellikle bizim kokpit sahnesi böyle. Kokpit birazcık sıkışıktı ama yine de tabii ki oldu yani, film teknikleri şu bu derken. Hı hı. Ya ben de çok heyecanla bekliyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımın çoğu izlemiş. Hı hı. Ben izleme fırsatı bulamadım. Çok yani heyecanla bekliyoruz filmi. Ya güzel. Peki zorlayan sahne oldu mu? Çekimlerden bahsedelim biraz. Ben merak ediyorum kamera arkasını. Tabii ki yani zorlayan sahne yok. Ben çok sakin bir adamım. Çok aha. da çalışkanım yani. Sete hep hazır gidiyorum ama teknik açısından bazı şeyleri 3D'yi çektiğiniz zaman ya da CGI dediğimiz tekniklerle hı-hı. çekildiği zaman onun tekniği başka oyunculuk. Sonradan eklenen efektler. Sonradan evet. Kusura bakmayın. Sonradan eklenen efektler olsun. Aha. Ya da üç boyut çekimler bir şeyler. Onlardaki teknikler daha farklı oluyor. Hı-hı. Artı atıyorum bir dramada oynuyorsunuz. Başka bir teknikle oynarsınız. Komedi daha egzajere, daha abartılı oynuyorsunuz bazı sahneleri. Oyunculuk hı-hı. tekniği açısından söylüyorum. Tabii ki yönetmenimizin direktifleriyle onun istediği şekilde oluyor bu işler. Ben şeyi çok seviyorum. Yani böyle değişik tekniklerle çalışmayı seviyorum. Yani hayatımda hep böyle değişiklikler yapıyorum hı-hı. zaten. Dolayısıyla da bu film benim için yani gurur duyacağım bir iş oldu diyebilirim. Kesinlikle. Peki hiç pilot tanıdığınız var mıydı? Böyle karakteri gördüğünüzde böyle pilotları inceleme şansınız oldu mu? Şeyi merak ediyorum. Pilotlar için hep şey diyorlar ya, egoları çok yüksek. Süper kibirliler. Öyle ya, mi? Bence yani herkes pilotlar için öyle bir klasman, yani öyle bir şey yapmamak lazım. Aha. Benim düşüncem yani her insan farklıdır tabii. Benim uçak fobim var aslında. Ya biliyorum, oraya geleceğim. Evet. Acaba hayat size korkularınızın üstüne gidin mi dedi? Yani senaryoyu evet. aldığınızda ne dediniz? Yani bir uçak korkusu var ve bir uçak filmi geliyor. Evet yani şey tabii uçak fobim var ama biniyorum yani. Korka korka biniyorum ama tabii uzun uçuşları pek tercih etmiyorum. Aslında çok kolay yenilebilir bir şey. Onun da farkındayım ama
üstüne gitmektense biraz kaçmayı tercih ediyorum diyelim. Filmde yerde çekiyoruz Allah'tan. Ya çok şükür yerde çekiyoruz. Ama hayır, ben bir mesaj, bu bir mesaj yani. Bu korkuyu yenmeliyiz. Evet, kesin. Çünkü Amerika'da çok acayip bir iş geliyor belki, ya da işte Avustralya'da geldi, bir şey. Amerika'dan geldi, gidemedik. Ama mesela şöyle şeyler gidemedik de oldu. Gidemedik ne demek? Ya olmadı. Ha, evet, olmadı. Evet. Yani şey yok, psikolojik olarak hazır hissetmedim o uçuşa o zaman. Ama mesela burada geçen birkaç ay önce biz bir yabancı bir dizi çektik. Hı hı. İstanbul'da başladı çekimler, Madrid'de devam ediyordu. Bu La Casa de Papel'in yapımcılarının yeni filmi. Aa, La Passion Turca diye bir iş çektiler. Orada Türk oyuncu olarak İlker de vardı, İlker Kaleli. Hı hı. O da çok değerli bir oyuncu arkadaşım. Çok. Asıl başrolü oynayan arkadaşımız da oydu. O filmde bir sahne kaldı. İstanbul'da bir türlü bitiremediler. Madrid'de de çekimler vardı ama benim Madrid etabım yoktu. Aha. Bir anda bana bir sahne Madrid eklediler. Yani ben de yapımcısına söyledim, ben uçamam Madrid'e. 3 saat, 3,5 saat yolculuk gibi. Sonra işte bir şekilde o çekimi İstanbul'da çektiler. Sonra afiş mevzu oldu. Afiş Madrid'de çekilecek. Yani o Madrid'e gitmedim ben, gidemedim. Ama bu işinizi de etkiliyor bu etkiliyor, korku. Etkiliyor, etkiliyor. Etkiliyor, geçmişte de etkiledi. Geçmişte de Yunanistan'da birçok ödülünüz var. Almanya gidemiyorsunuz. Rodos'a evet. Gitmek için Bodrum'dan evet, gidiyorsunuz evet, vesaire. Çok... Yani mesela Yunanistan'da çekimlerim oldu geçen son 2 sene. Oraya karayoluyla gidebiliyorum aslında sonuçta. Ama o da çok uzun. Yok zamanınızı almıyor mu ya? Uçakla almıyor. Pratik. Bu korku peki Kayseri, uçağa İstanbul... Uçağa biniyorum ben bu arada. Biniyorsunuz evet. Ama bazen sakinleştirici alıyorsunuz. Evet. Onun etkisi oluyor mu? Sakinleştirici alıyorum. Uçuş zamanı tribülansa bakıyorum programlardan. Uçağın modeline bakıyorum. İniş ve kalkış havaalanlarındaki hava durumuna bakıyorum, biniyorum. Peki uçak kazası falan çok izliyor musunuz? Şu an en çok izlenenlerde uçak inişleri ve kalkışları çok izleniyormuş. Bunu izleyen ciddi bir kitle var. Siz de onlardan mısınız? Tabii izliyorum. Yani ama tabii ya realde başka bir şey oluyor. Yani kendi insanın kendi psikolojisini yönetmesi biraz bazen zorlanabiliyor. Çok tabii basit ki. Görünen şeyler. Hiç değil. Benim en yakın arkadaşım da öyle. El ele uçuyoruz. Tabii. Yani ama yani mesela bir yandan da şunu düşünüyorsun. Bir kere bir Fransa'ya gitmiştik Selçuk abiyle. Selçuk Yöntem'le. O şey dedi. Burakçım dedi ya. Düşünebiliyor musun? Her gün yüzlerce, binlerce ünlü insan, futbolcular, iş adamı, herkes bu uçağa biniyor. Yani bu kadar dert edecek bir şey yok. Öyle söyleyince rahatlıyorsun. Dolayısıyla aslında tabii ki bir de sadece aslında uçuş konforumuz bozuluyor bizim uçakta. Doğru. Ama o garip bir anksiyete. Ben onu biliyorum, yaşadım çok arkadaşımdan. Ama şey de rahatlatıyor. En az kaza uçaklarda oluyor. Hani karayolunda evet, daha kesin, çok var. Tabii, o da tabii. Böyle bir nebze rahatlatıyor. Tabii. Peki sizin ilk bu korku ne zaman başladı? Kayseri İstanbul uçuşu diye biliyoruz. Evet. Doğru mu? Evet, doğru. Ne yani yaşandı orada uçuşta? Kapadokya'da Yer Gök Aşk dizisinde çalışıyordum. İşte oğlumu görmek için her hafta sonu İstanbul'a geliyorum. Pazartesi de dönüyordum sete Kapadokya'ya. Yani çok zor bir hava şartı olan, çok fırtınalı bir havada. Hı hı. Yani zor iniş yapan bir uçağa bindim ve uçak çok sorunlu bir uçuş oldu. Hı hı. Çok fazla kalkar kalkmaz bir yerlere savrulduk. Yani hosteslerin bile çığlık attığını duyduk falan. Öyle bir zor bir uçuş olduğu için ondan sonra dedim ben bir daha uçağa binmeyeceğim. Yani öyle bir korku yaşadık. Çok geçmiş olsun. Ama tabii ki bindik de tekrar yani. Binmeyeceğim diyorsunuz ama biniyorsunuz. Ya binin lütfen. Bunu aşacaksınız. Ben inanıyorum evet, evet. Bence. Bu yok şu olacak. An iyiyim yani. Şükür. Hayır. Binmediğim sürece iyiyim. Sizin çalıştığınız uluslararası birçok yapımda yer alıyorsunuz bir de yani. Birçok evet. Çekiminizde biraz önce bahsettiğiniz gibi yurt dışında. İşte bir, mesela Simirna'nız var. Yine bir evet, yabancı yapım. Evet. Kurye var. O da bir yabancı yapım. Evet. Bridge var Yunanistan'daki. Evet. İşte orada tiyatro oynadı. Yani sizin aslında kariyeriniz hep yurt dışında, uluslararası yapımlarda. Yakın ülkeler diyelim daha çok. Yakın, ya ama olsa uzak da gelsin. Uzağa da çağıralım bence. Uzaklar da gelsin. Bence çok gurur verici. Kariyerinizde çok şahane şeyler gördüm. Bu Simirna'yı nasıl anlatırsınız bize? Nasıl bir film? Ya çok güzel bir film. Aslında bir mübadele filmi. Yani film keyifli. Bir kere Yunanistan
İran'la Türkiye arasında bir sorun oluşturacak bir film değil. Onunla başlayalım. Çünkü ben Atatürkçü bir insanım, ülkeme bağlıyım. Biz bunu çok senaryoyu inceleyerek, tek tek dokuyarak yıllar boyunca çektik. Dolayısıyla filmde evet bazı negatif sahneler var ama aslında anlattıkları dert kendi vatan, yani Yunanlılar kendi ülkesinin niye bu savaşa sürüklendikleri derdini anlattıkları bir film oldu. Burada ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askerini oynuyorum. Subaylarından biriyim. Ve ülkemi savunan ve haklı savunan bir vatandaşım orada. Güzel, o da vizyona girdi. O da girdi. Nasıldı tepkiler? Tepkiler iyi. Bunu biraz şey gibi yaptılar bir ara, propaganda gibi falan ama öyle bir film değil kesinlikle. Değil. Hatta gala gecesi, hatta o videoyu çektim ben. Gala gecesi senaristimiz Martin Sherman, Amerikalı bir adam. Onun söylediği konuşma, Yunanlılar bu filmi çektiler çünkü bu savaşta olmak hataydı. Bir daha böyle bir hatayı yapmamak için çocuklarımıza böyle bir miras bıraktık gibi bir şey söylediler. Güzel bir mesaj film, vermiş aslında orada. Evet, film son derece şey, bütçesi yüksek bir film. Midilli Adası'nda, İzmir gibi çektiler orayı, başladı çekimler. Daha sonra Atina'da ve Hios Adası'nda, Sakız Adası'nda, devam etti. Evet, oraya feribotla gitmişsiniz. Tabii. Atina uçak sanıyorum. Feribotla da gidemedim aslında çünkü Covid dolayısıyla hani o imkanımız yoktu o aralar. Sadece uçakla gidişler falan vardı. Zor bir dönemde çektik filmi de. Orada profesyonel bir ekipti. Her gün Covid testleri, şunlar bunlar, oyuncular dahil herkese yapılıyordu. Öyle bir tecrübe yaşadım. Ay güzel. Peki hava muhalefeti de vizyonda şu an. Evet. Sinemada film izlemeyi gerçekten çok özledik. Eminim izleyicilerimiz de merakla. Çok güzel. Yani bir kere şey güzel. İnsanların tekrar, tabii ki çok zor dönemler atlatıyoruz. Çok. Yani çok zor da yıllar da atlatıyoruz. Yani son 4-5 yıl kabus gibi hakikaten. Evet. Sert. Sert geçiyor. Evet. Yani işte sadece ekonomik kriz falan değil. Deprem, bu son yaşadığımız facia. Onun dışında daha önce bu hastalıklar, salgınlar vesaire derken. İlk olarak da hep sanat etkileniyor aslında. Hemen insanlar. Ya buradaki olay insanın psikolojisini çok iyi yönetebilmesi aslında. Zor bir şey çünkü. Çok zor şey. Kimsenin de kolay altından kalkamayacağı bir şey. Dolayısıyla tabii ki bu entertainment dediğimiz sanatsal faaliyetler diyelim. Sinemaydı, tiyatroydu. Sizi bir saat, iki saatliğine olsa da bambaşka bir dünyaya götürüyor. Yani evde film izlemenizle sinemada film izlemeniz arasında dünya kadar fark var. Çok. Yani bir tiyatroya gittiğiniz zaman da bütün havanız değişebilir. Evet, gerçekten. Çok keyifli anlar geçiriyoruz. Keza sinemada öyle. Peki çok etkilendi sinema. Bundan sonra toparlar mı? Sizin düşünceniz ne? Covid'den sonra ya, bir tabii, türlü çünkü sinema kendine gelemedi maalesef. Şimdi tabii dünyada her şey değişime uğruyor ama tabii sinema değişmez diye düşünüyorum yani. Sinema başka bir kültürdür, bir sanattır. Dijital değişime çok, yani teknoloji çok hızlı hareket ettiği için her şeyde dijitale o derece hızlı hareket ediyor. Dolayısıyla şu anda insanlar daha çok dijital kanallara yönelmeyi, sinema seyredeceklerse bir film orada izlemeyi tercih ediyor. Ama bunun yanında da sinemayı gene de aksatmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ya birazcık kültürümüzle, eğitimimizle de alakalı bu konular. Yaşam biçimimizle de alakalı. Doğru. Yetişme tarzımızla. Evet. Ya mesela atıyorum mesela Amerikalı gitmezse diyelim sinemaya ama atıyorum bir Yunanistan'da da bir tiyatro kültürü var. Onlar da gitmiyor sinemaya ama herkes tiyatroya gidiyor. Yani taksicisi de gidiyor, manavı da gidiyor, kasabı da gidiyor. Onların öyle bir kültürü var. Öyle yetişmişler. Onlar da kültür. Ne güzel ya. Bizde daha farklı. Bizde daha çok diziyi seven, televizyonu seven bir toplum olmaya başladık ama yine de bence sinemayı aksatmamak gerekiyor. Evet. Ben şey böyle klişe şeyleri de sevmiyorum hani böyle. İşte sinema sektörü emek ve emekçiler falan demiyorum. Sadece orada sizi bireysel olarak kendiniz iyi hissetmeniz için ve sosyal daha farklı bir sosyalleşme ortamı oluşturmanız için kendi psikolojiniz için böyle bir yani filmlere gidilmeli. Sinemada seyretmek başka bir keyif. Çok başka bir keyif. Peki siz ne zaman en son bir film izlediniz sinemada? Ben en son Atina'da izlemiştim bir film, yabancı bir film. Herhalde 4-5 ay oldu. 4 ay oldu, çok olmuş yani.
Evet, 4-5 ay çok olmuş. Çok olmuş gene. Yani. Ama neyse, şu an güzel filmler vizyonda. Geliyor, geliyor, evet. Bizimki gibi. O yüzden izleyelim. Tiyatroya daha sık gitmeye çalışıyorum ama tabii keyifli gidiyor. Evet. Peki, özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı? Var, her yerde neler söylüyorum. Yani çok bir kere kesinlikle Mustafa Kemal Atatürk oynamak isterim. Onu. Evet, gözleriniz ayrı o bir, kadar şey ki. Ayrı bir şeyim var, zaafım var diyeyim. Ama onun dışında tabii ki böyle gerçekten yaşamış ve bütün hayatını anlatan bir filmde oynamak isterim. Birisi yani. Atıyorum bir Mozart olabilir, bir şarkıcı olur, sanatçı olur, müzisyen olur, bir bilim adamı olur. Yani böyle değişik karakterler, sadece bir hayatının farklı kesitlerinden böyle bir filmde oynamak isterim, biyografi gibi. Çok, bunu şu yüzden sordum, genelde gelen oyuncular hep şey diyor, ya kötü adam oynamak istiyor ya bir psikopat oynamak istiyor. Sizin oynamak istediğiniz gerçekten çok farklı. Evet. Ve çok güzel. Teşekkürler. Bilim adamı da Atatürk'te. Ya gerçek yaşamış insanların hayatını inceleyip aslında biraz da şey de değil ama yani onları taklit etmek değil. Taklit ayrı bir sanat, ayrı bir şey ama siz kendinizden bir şeyler katıp mümkün olduğu kadar gerçekçiyi onu yansıtmanız önemli. Bu konuda da şanslıyım. Çünkü daha önce böyle bir karakter oynama şansı buldum. Bir dizide, Diriliş dizisinde biliyorsunuz Sultan Alaaddin Keykubat'ı oynadım. O da sanıyorum arkada Barko'da da. Evet, çok değerli bir. Çok güzel. Türk ve Selçukluların çok büyük bir önderi. Dolayısıyla da o da bambaşka bir zevk, bambaşka bir keyif. Yani çok farklı noktalarda bir oyuncu olarak kendinizi tatmin edebiliyorsunuz bu konuda. Peki en çok yani sizi etkileyen karakter o muydu yoksa başka var mı bugüne kadar oynadıklarınız arasında? Onu da ben merak ediyorum. O etkiledi beni ama daha çok tabii beni daha çok Dudaktan Kalbe dizisindeki Kenan karakteriyle seyirciler tanıyor. Gitgelleri çok farklı, çok olan bir karakter olduğu için hani çok keyifle oynanan roller. Bu tür roller çok zevklidir. Yani bir anda adam sinirli, yani bir anda psikolojisi değişiyor. Siz seyirci olarak ne yapacağını beklemediğiniz roller iyi rollerdir. Öteki türlerin iyi adam ya da kötü adam ne yapacağı belli. Ama değişken roller her zaman oyuncuya avantaj sağlar. Tabii iyi oynanırsa daha da keyifli oluyor. Peki psikolojiyi bozmuyor mu? Örneğin böyle çok zor bir karakter, çok böyle enerjisi düşük bir karakteri oynuyorsunuz ve mesela 4 sezon oynuyorsunuz örneğin. Bu sizin psikolojinizi zorluyor mu? Bu tabii dediğiniz tiyatroda daha zordur diye düşünüyorum. Çünkü her gün oynuyorlar ya mesela bir karakteri yıllarca. En azından bir setlerde yani dizilerde ya da sinema filmlerinde belli bir süre oynuyorsunuz ve roller değişiyor, oyunlar değişiyor, sahneler değişiyor. Öyle bir şey yaşamadım hiç. Sadece ilk başladığım zamanlarda Kaybolan Yıllar dizisinde bir o da zor bir karakterdi. Yani bir polis karakteri ama travmatik bir polisti. Çok etkilemiyor ama benim hayatımı. Yani ben setten çıktığım zaman unutuyorum o karakteri. Ha güzel. Evet. O ya psikoloji zorlayan bir şey yok, yok sizin ya hayatınız. Bazı oyuncu arkadaşlarımızın oyuncu teknikleri var işte. O karaktere bürünüyorlar şu. Evet. Hani onun oymuş gibi yaşıyorlar falan. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Kendi hayatıma karıştırmıyorum onu. Sadece karaktere dediğim gibi çok iyi çalışıp notlar alıp hazır gidip sete yani herkesle de konuşup onu orada icra etmeye çalışıyorum. Ya siz peki yıllardır bu sektördesiniz. Çok uzun zaman. Şöhret de psikolojiyi zorlayan bir şey değil mi? Doğru. Doğru. Ama yani ben kendimi hiç öyle şöhretli falan hissetmedim. Görüyorsunuz yani benim hayatım Çanakkale'deki çiftliğim burası. Ya sakin. Oraya geleceğim, aşırı merak ediyorum. Sakin çiftliğim. Sakin yaşıyorum yani. Evet. Çok biraz çok, daha evet. Biraz daha sosyalim aslında yani. Çok böyle çok yani o popülariteyi yaşayan bir insan değilim ben. Öyle de hissetmiyorum kendimi böyle. Çok ünlüymüş gibi hissetmiyorum. Yani
bizim kaç tane best modelimiz var zaten. Yani bence fazla fazla hissetmelisiniz. Ayrıca yaptığınız işleri daha çok konuşmalıyız. Yani mesela kuryeyi merak ediyorum. Evet. Bu da bir Amerikan İngiltere ortak yapımı bir iş. Bu, evet, o da bir aslında İrlandalı, bu aslında bir Türk yapımı ama aha, hani İrlanda'dan oyuncu arkadaşlarımız geldi, İngiltere'den geldi. Hı-hı. Evet, dediğiniz gibi. O film de dijitalde şu anda. Aha, nasıl bir iş oldu? Şu Covid nasıl zamanı için. Deneyimdi? Bana sorarsanız çok güzel bir film. Çok evet, beğendiğim bir iş oldu. Orada mesela bambaşka bir rol. Bir kiralık katili oynuyorum. Kiralık katili, aa çok iyi. Ama başrol adam. Yani hitman. Kiralık katil oynamak da bence çok keyiflidir ya. Orada bayağı evet saçımı sarıya falan boyadık. Platine biliyorsunuz o iş. Çok keyifli, o da keyifli bir işti. Güzel. Benim için değerli bir iş oldu. Siz çocuk filmlerinde de çok iyisiniz bu arada yani. Bayağı bir filmlerde oynamışım. Evet, Afacanlar var mesela, o evet, da yakın geçmişte. Çocuklarla çalışmak nasıldı? Çocuklarla birlikte olmak zaten dünyanın en güzel şeyi. Çalışmak da daha tabii keyifli. Hı-hı. Çok keyifliydi, o film de güzeldi. O da bir yönetmen, genç bir yönetmen arkadaşımız rica etmişti, oynadım onu da evet. Evet, uluslararası işlerimiz bitmedi. Daha devam ediyor. 4 sezonda The Bridge var Yunanistan'da. 10 bölüm aslında o dizi. Hı hı. Bu çok çok güzel bir iş. O işin, evet, onu merak o işin ediyorum. Türkiye'ye getirilmesini çok isterim gerçekten. Oh, hadi burada, inşallah. Burada oynaması lazım. Çünkü film zaten Türkçe, İngilizce ve Yunanca dilleri. Hı hı. Filmde yani Türkçe, oyuncuların yarısı Türk. Öyle bir iş oldu, bir dizi. Yunanistan'da çektiniz. İstanbul'da başladık. İstanbul'da başladı. 3 hafta burada çektik. Aha. Daha sonra 6 ay kadar Atina'da çektik işi. Hı hı. Çok ilginç bir hikayesi var. Hı hı. Bir remake bu, yani bir adaptasyon, yeniden yapılan bir şey. Aha. Daha önce yapılmış İskandinav işlerinin bir yenisi bu. Tamam. Dolayısıyla da gerçekçi. Danimarka İsveç uyarlaması. Evet. Onun Türkiye-Yunanistan uyarlaması oldu ama bu daha çok iki ülke birlikte ortak çalışan ve bir sorunu çözmeye ortak çalışıyorlar. Yani burada nasıl Türk ve Yunan ilişkisi? Burada güzel. Burada güzel, burada çok iyi. Süper. Burada süper yani. Çok sıcak. Ya peki sizin Yunanistan'da da ciddi bir hayran kitleniz var. Evet yani tabii orada... Biz çok mütevazisiniz, ben söyleyeyim şey, öyleymiş. Sadece tabii benim değil yani birçok Türk oyuncu arkadaşlarımızın yani bu filmler dolayısıyla diziler orada seyrediliyor ve hı hı. Türkçe izletiyorlar Yunan kanalında yani izliyorsunuz altyazısı Yunanca oluyor. Hı hı. Dolayısıyla orada bütün dünyada olduğu gibi Türk dizilerinin başarısı oraya da sirayet etmiş Yunanistan'da. Onlar hı hı. da benim önceden gösterilen birkaç dizim yayınlanmış sonra işte... Benle birkaç proje yaptılar. O şekilde tanınıyorum, evet. Peki, Yunanistan'la bağınız babadan dolayı mı? Yani orada yaşama fikri işlerden dolayı mı gelişti? Nasıl gittiniz ve neden gittiniz? Aslında yaşamıyorum orada. Aha. Sadece gidip geliyorum. Benim hala bir turistik vizem var oraya. Yani başka aha. bir şeyim yok. Dolayısıyla babam, evet, dede açdoğumu. Yani Komotini. Tabii bizim atalarımız... O zaman Osmanlı zamanı, oralar bizimken, tabii. orada doğan hani Türkler diyelim. Babamla alakalı yani babam hayattayken bir kere gidebildim babamla beraber. Yani dolayısıyla babam vasıtasıyla değil ama tabii ki bence bana sorarsanız çok yakın iki ülke. Kültürlerimiz de yakın, müziklerimiz, yemeklerimiz, her şey aynı. Her şey. İşte imam bayıldı ya, imam bayıldı diyorlar. Cacığa cacık diyorlar. Yani her şey yani, evet. yani öyle komik şeyler de yaşıyorsunuz. Baklavamız, lokumumuz, her yani şeyimiz hepsine, bir aslında. Hepsine iyi ve ki eklediğin zaman baklava ki, cacık ki onların hepsi şey oluyor. Yani 300-400 sene ortak yaşamış iki toplumdan bahsediyorsunuz. Yani iç içe yaşamış zamanında. Dolayısıyla da bu tür kültür değişimlerinin olması, benzerliklerinin olması çok normal. Dediğim çok da sıcaklar. Sıcaklar süper evet. Sıcaklar. Yani insanlar... birbirlerini seviyorlar. Biraz politik problemler olmasına rağmen halklar birbirini seviyor, evet. Peki oradaki kültür nasıl? İzleyici nasıl orada? Orada işte şey, az önce söylediğim gibi tiyatro çok fazla önemseniyor. Bizde yani, farkları nedir?
ya taksiye biniyorum, taksici beni orada oynadığım tiyatrodan tanıyor yani falan, öyle şeyler oluyor orada. Hı hı. Bizle farkları bir kere daha rahat yaşıyorlar, daha çalışmak için yaşamıyorlar, yaşamak için çalışıyorlar modundalar aslında, hayat mottoları gibi. Onun dışında daha çok... Öğlen uykularına çok önem veriyorlar. Eğlenceyi falan seviyorlar. Bence eğlenmek için en iyi yer. Yani eğlenceyi en iyi bilen ya insanlar olabilirler. Yani şeyleri tabii, o uzun konular da. İş saatleri falan da kısa. İşte bazı bir adaya gidiyorsunuz. O adada pazartesi, perşembe, cuma açmıyorlar dükkanları. Cumartesi, pazar zaten açmıyorlar. Ya bu siesta uykusu onlardan çıkmadı mı? Onlardan derken ya, ben de bu arada Yunan kökenliyim. Siesta bildiğim İspanyolca gibi. Ama onlarda da var. İnanılmaz uyuyorlar ya öyle. Evet. Onlarda da var, evet. Ya süper. Peki sizin bir de orada tiyatro oyununuz vardı. Evet, o Kiklos. Kiklos. Çember. O nasıldı? O da komediydi aslında. Black komediydi. O da... Onun hikayesi de başka. Yani o da bir yönetmeni o işin. Aslında bir sinema filmi çekecektik. Yani bir sinema filmi çekmek yabancı bir dilde daha makul bir şey sonuçta. Hani çalışabilirsin, çekersin. Olmazsa stop yaparsın, bir daha çekersin gibi. Böyle bir şey teklif etti. Yani ben ihtimal vermedim önce ama bayağı ikna ettiler. Sonra yani öyle başladı zaten genelde. Bir tiyatro oyununda oynadım. Orada onların provaları mesela bizimki kadar çok böyle sık mı? Tabii tabii, çok zor. Bir kere yani orada tiyatro oyunu, buradaki ben tiyatrocu arkadaşlarımla, tiyatro onlarla da konuşuyorum. Yani orada tiyatro yönetmenimiz son oyuna kadar, 6 ay süren bir oyunun son oyununa kadar her oyunda, son oyun bile bize eleştiri yapabildi. Oo, onların yani eleştirisi de serttir. Artık, evet evet, yani o disiplinli onlar o tiyatro konusunda. Onların ayrı öyle bir kültürü var. Peki eleştiriden nedenle etkileniyorsunuz? Hemen böyle demoralize oluyor musunuz, hayır, yoksa? Ben her eleştiriden karşı tarafa saygı duyarak acaba ne demek istedi falan. Oradan güzel. Kendime bir şey almak isterim. Çok güzel bir yaklaşım. Müthiş. Herkesin saygılı, herkesin fikrine saygı duymak lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla da farklı görüşlerin. Tabii. Değerlendirmesi gerekiyor. Peki ülkenizde tiyatro yapmadan aslında gidip Yunanistan'da tiyatro yaptınız. Evet. Değil mi? Evet. Yani tiyatro dünyanın en zor mesleği bir kere. Yani oyunculuğun en üst level'ı bir kere. Kesinlikle. Bir kere ayrı bir, yani dizi oyunculuğu ya da sinema oyunculuğundan çok farklı. Daha zor, daha farklı. Yani tiyatro oyuncusu olmak bence aktörlüğün en üst kısmı. Burada yapmama sebebim, ya bunun okulunu okumak hakikaten gerekiyor. Mesela televizyon, sinema öyle değil. Ama tiyatroda bana sorarsanız hakikaten çok yoğun bir eğitim almanız gerekiyor. Benim öyle bir fırsatım olamadı. Yani çünkü neden? Dizilerde çalıştım. O oldu, bu oldu. İşte hayatın başka şeyleri, başka yönleri. Bir de zor. Gerçekten zor. Bir oyun oynuyorsunuz, düşünün. 3 sene siz... Mesela siz 3 sene bu programı sunuyorsunuz ve hep benle böyle, hep aynı şeyleri konuşuyoruz gibi. Yani ama her, yani o çok zor bir şey benim için. Yani aynı şeyi defalarca yapmak beni birazcık zorlar diye. Artık yapabilir miyim onu da bilmiyorum. O ayrı, oynadım evet ama dedim ya, onlara saygı duyuyorum. Zor, tiyatro zor. Zor. Peki bu uluslararası yapımlardaki ilişkinizi merak ediyorum. Çünkü örneksiniz bu anlamda bence. Dediğim gibi daha çok da konuşulması gerekiyor. Orada bir ajansınız mı var? Sizi böyle tercih etmelerinin sebebi ne? Nasıl açıklıyorlar bu durumu? Yani burada benim menajerim var, Günfer. Onun dışında orada, evet yani Atina'da bir ara böyle bir menajer birisi oldu ama direkt ulaşıyorlar ya. Hani sizi... Bulmak isteyen buluyor sonuçta. Projesini sunuyorlar. Oralara ulaşmış bir başarınız var ama evet, bu çok gurur verici. Evet. Bu çok güzel bir şey. Peki dönüm noktalarını ben çok merak ediyorum. En başa dönecek olursak, oyunculuk yapmaya ilk geçişiniz Zehirli Çiçek miydi? Evet, nasıl oldu? Evet. Ya tabii çok eski bu. Geçen gün bir şu anda TRT için bir dijital dizideyim. Orada da bir oyuncu arkadaşım var. Serdar Deniz, onunla konuştuk. 2003 yılında oynamışız beraber.
hani yıllara girecek olursak, o da Yerler filmin bir işiydi. Gene 2000 yılında başladı, 2003 bayağı da devam etti. Yani ben 2000 yılında başlamışım, evet, oyunculuğa. Dediğiniz gibi Zehirli Çiçek dizisiyle beraber. Aynı zamanda da o dizi başlarken de Aydan Şener ve Ege Aydan'la bir film çektiğimi hatırlıyorum. Aha. Yani onların beraber başladık. Nasıl oldu? Çok size acemiydim. İthal neydi? Modeldim ben. Biliyorsunuz. Onu bir orayı da soracağım. Biliyorum. Hayır. Ya modellikte o zaman tabii ki şöyle bir şey vardı. Hani eskiden de bu tartışma vardı ya, hani yakışıklı adamdan oyuncu olur mu, şu olur mu, mankenden oyuncu olmaz vesaire çok gibi. Çok da güzel oluyor işte. Siz örneksiniz. Evet. Daha benden çok daha iyi. Kıvanç Tatlıtuğ da örnek. Kıvanç bence müthiş bir oyuncu, evet. Dolayısıyla da bu tür, hani o dönem öyle bir şey oluyordu. Hani dizilere bir jön bulmak, yakışıklı bir adam bulmak. Bayağı uzun seneler ben kabul etmedim. Çünkü ben zaten benim bir işim değildi. Yani oyunculuk, hı-hı, benimle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyordum. Yapabileceğim, başarabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyordum. Fakat orada da tabii... Bu fikrinizi ne kırdı acaba? Sizi ne Türker ikna abi etti? Tabii çok yılların geçmişi, duayenimiz, bir yapımcımız. Bu ikna etti yani. Daha sonra da hatta eğitimler hemen başladı 4. 5. bölümden sonra. Ondan sonra alışmaya başladım. Hı hı. Editörümle bir araştırma yaptık. Sizinle ilgili işte eski manken, yeni oyuncu vesaire gibi tanımlar kullanıyorlar. Aslında biraz önce bahsettiğimiz uluslararası yapımlar, evet, sizin oyunculuk başarınız. Ben oyuncuyum yani. Evet, yıllardır. Mankenlik, bu tanımlar sizi rahatsız ediyor mu? Beni rahatsız yani etti, o yüzden söylüyorum. Bir de modellik, yani mankenlik benim, hı-hı, yaptığım yıllarda çok güzel bir işti. Yani çok böyle elit bir işti. Evet. Yani mesela şu an öyle bir şey yok Türkiye'de. Hani modellik ya biraz değişti. Sormak istiyorum. Neden, neden bilmiyorum gerçekten bu. Ya tamam, moda sektörünün bir şeyi ama yani mesela kaçırdık? Geçenlerde bir şey yaptık. Bu Covid zamanı bir markanın, şimdi söylemeyeyim, Paris'teki moda haftasına bir, aha, şey yaptık. Bir hazır kısa film yapıldı. Hı-hı. Hatta benim Instagram sayfamda var o. Mesela muhteşem şeyler yapılıyor hala Avrupa'da. Hemen alalım o görüntüleri. Süper, onu da hemen peşine düşeceğiz. Yani şey, bir Philip Stone yaptık onlarla. Onu oradan alabilirsiniz. Keyifli. Yani eskiden bir organizasyonu vardı bu işlerin. Hı hı. Çok büyük organizasyonlar yapılıyordu. Onları yapanlar mı yok şu anda? Ya hayır, bilmiyorum. Şey de yok yani. Siz, yani sektör bitti bence. Yani moda yani firmalar oraya bir bütçe, büyük bir bütçe ayırırlardı bence. Artık ayrılmıyor. Ayırmıyorlar. Yani ama hayır, şey de Türkiye'deki bazı markalarımız üst düzey, reklam olmasın ama onların defileleri efsane olur, turneler olurdu. Oo. Tabii turnelere giderdik. Ne güzelmiş. Tabii. Siz gelmiş geçmiş en iyi modellerdensiniz yani. Yok canım, estağfurullah. Evet, öylesiniz. Sizin gibi çıkan da olmadı. Hayır, yok yapılmıyor. Canım, var ya, var. Hayır, olmaz olur mu? Bu çok... yarışmalar devam ediyor ama çıkan yok. Olmaz olur mu? Gene neredeler? Yani mesela Kenanlar... Onlar çıktı. Kıvançlar, Berk, tamam, Burak, Özçivit, hepsi yani hepsi ama benden sonra best model olan sonra çıktı kişiler. Onlardan da sonra sizin 90'lar. 90, 2000'ler falan, evet, 94. Yanlış anladım. Ama hayır ya, o dönemin en iyileri şu an günümüze geldiğimiz zaman, ya şu an 2023'teyiz. Neredeler? Evet. Tabii o yarışma, yani şimdi bir sektör yavaş yavaş hani değerini yitirince. Aha. Şimdi sizin kanalınızda da hep bu hafta konuşulan, yani spor kanallarında, aha, Türkiye Futbol Ligi değerini yitiriyor durum var ya. Orada, evet, da burada da moda sektöründe belli bir değerler herhalde yitince, aha, marka değerleri birazcık bütçeleri de azalıyor. Her şey azalıyor. Dolayısıyla bence bu sirayet ediyor. Peki modellerimiz çıkıyor. Siz iyi bir isim olarak bu anlamda ne önerirsiniz yeni çıkan modellere? Bence bir hedef koysunlar kendilerine ama, hı-hı, onun üzerine eğitimle, yani modellik mi yapacak? Modelliğin çok fazla da eğitime gerek yok modellikte ama oyunculuk, dediğim gibi eğer oyunculuk düşünüyorlarsa hedef ya da başka bir sektör düşünüyorlarsa, hı-hı, televizyon, sunuculuk, hı-hı, onlar için tiyatro, onun için kesinlikle farklı yerlerden eğitim almak lazım. Ya, günümüz için peki doğru bir yol mu? Jönler genelde hani...
böyle eski BES modellerden seçiliyor. Yok ya, yok, doğru yol değil. Doğru yol o değil tabii. Için, evet. Ama tabii yani o mesela BES model seçiliyor diyorsunuz ya siz. Aha. BES model nereden seçiliyor? BES modelden mi seçiliyor? BES modelde normal bir çocuk. Hı-hı. Bir ya bir öğrenci ya bir işi olan bir kişi. Yani birisi. O da evet. Seçilen. Hani o da sanki ayrı bir adadan gelmiyor buraya. O da oradan seçiliyor. Ama tamam. Hani o şekilde direkt ayırmamak lazım. Tamam. Sonuçta evet artı bir avantajınız oluyor. Yakışıklı birisi olursa ya da güzel bir kadın. Ama tabii ki yeteneğiniz yoksa olmaz. O ışık olmadan hiçbir şekilde olmaz. Olmaz. Peki siz hiç değişmiyorsunuz. Değişmez olur mu? Gerçekten değişmiyorsunuz. Saçım birazcık beyazlıyor, sakallarım bembeyaz çıkıyor. Hayır maşallah hala çok iyisiniz. 51 yaşındayım ben. Ya tabii, bu 51 yaşındayım. İnanılmaz bir rakam. Hı-hı. Yani gerçekten inanamıyorum. Çünkü biz hala o podyumda gördüğümüz ya da evet. O yani ilk işlerinizde gördüğümüz Burak Hakkı var. Beni daha çok tabii dudaktan kalbeden hatırlıyorlar. Ama inşallah şimdi hava muhalefetinden, sinema filmimizden hatırlanacak. Hadi hava muhalefetinden, evet. Bir de çekingen bir yapınız varmış. Evet evet var. Daha böyle içe kapanık mısınız? Yok içe kapanık değilim ama ben pek gereksiz konuşmayı çok sevmiyorum aslında. Ya da gereksiz mevzulara girmeyi. Yani daha mutlu yaşamayı, sakin yaşamayı. Kendimi çok fazla yormamayı seven bir adamım. Yani öyle bir yapım var. Gerektirmedikçe çok fazla tartışmalara girmem. Ama eğer bir konu tartışma gerektiriyorsa da girerim. Bu ne kadar güzel bir olgunluktasınız. Peki hep mi böyleydiniz? Yok. Ben çocuklukta ya da işte ergenlikte, gençlikte falan da böyle daha... Yok ya öyle olmuyor tabii. Erkek daha kendini geç buluyor ya. Aha. Sizin geç. O bulma ne zaman oldu? Bence 40'lı yaşlar. 40 falan tabii. Erkeğin en güzel yaşı o zaman 40'lar mı diyoruz? Evet bence öyle. Yani ben tabii daha olgun bir adam olduğum için öyle söylüyorum. Güzel. Her yaşın güzelliği olur ama o dediğiniz yaşlar gençlik yaşları daha çok kendi kişiliğini bulma yaşları oluyor. Hı hı. Özellikle erkekte. Kadınlar daha olgun. Kadınlar daha çabuk gelişiyorlar. Daha erken. Hı hı. Belki de bir de kendini ne kadar pozitif yönde, ne kadar yenilenmeye ve kendini devşirebilirsen, çevirebilirsen, öyle bir kişiliğin olursa bence o kadar daha hayatı daha keyifle yaşarsın. Eğer sabit fikirli ya da dönüşüme açık bir insan değilsen biraz daha zor olur her şey. Siz çok kendinize de yakınsınız bence. Farkındalığınız da bu sebepten evet. Çok yüksek diye hissediyorum. Peki ekonometri okumuşsunuz. Evet. Çok zor bir bölüm. Gerçekten çok evet. Zor bir bölüm. Peki işinize katkıları mutlaka vardır. Çünkü demiştiniz ki senaryoyu ben alırım, analiz ederim. Senaryoyu analiz değil tabii. Tabii ki şeye, yani dinamiklerine bakıyorum işin. Bir projede ciddi olacaksınız sonuçta. Ama analitik zekanız yüksek. Var evet. Evet. Yani çok pratik zekalıyım onu biliyorum. Süper. Yani başka ne gibi ya. Artıları var? Yani ekonometri okudunuz ama o bölüm boşa okunmadı aslında. Evet. Ya hayata çok etkisi var tabii ki matematiğin. Sadece ekonometrinin değil de matematik olarak bakarsak analitik zeka size çok fazla avantaj sağlıyor. Hı hı. Farklı düşünmenizi, çok çabuk düşünmenizi, yani çözümcü müsünüz peki? Hızlı hemen çözüm üretir misiniz? %100 hemen. Süper. Hemen çözerim. Yani sadece çözüm odaklı bir adam olabilirim. Yani o işe yararım. Güzel. O işe çok iyi yararım. Tam böyle günümüzün sorunu ya. Bizde sürekli şikayet var, çözüm yok. Çözüm üretemiyoruz maalesef. Ne kadar güzel bir özellik. Peki bu kafaya gelmenizde çiftlik hayatının ne kadar etkisi oldu? Çok merak ediyorum. Çok olur tabii ki. Orada dediğim gibi orası da ya bir şey üretiyorsunuz orada da. Bir tarım yapıyorum. Evet ama yani kendimiz yapıyoruz. Bir de bazı hayatın da bu kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz aslında. Hı hı. Hem bir şey üretmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani çekirdekten bir şey alıp yetiştirip fidanını büyütüp ekip ondan sonra o meyveyi yiyip toplamak. Sonra bu döngünün devam etmesi. Ve bunu yaparken de aslında çok kolay gibi görünen şeylerin çok zor olduğunu görüyorsunuz. Biz bunları direkt parayla satın alıyoruz normalde. Hani gidiyorsunuz meyveyi satın alıyorsunuz. Şunu yemek getir hazır pıt pıt tamam her şey hazır çok güzel. Ama bir de bunun oraya gelene kadar ki bir macerası var. Yani o çok zor o kısımları.
Peki başa dönelim. Yani sizin bir çiftlik hayatına geçişiniz nasıl oldu? Yani oğlunuz doğduğunda galiba böyle bir karar verdiniz. Ya her şey tesadüf, şans biraz. Nasıl oldu? Aslında Akdeniz'de bir yerde, hani biz de bir yer alalım falan modundayken aslında daha sonra işte Gelibolu'da, Çanakkale'ye, annemlerin o zaman rahmetli babamın yazlığı vardı. Oraya bir ziyarette bulunduğumuzda orada çok beğendim ve bir anda aklıma pat diye bir şey düştü böyle. Yani tak diye, ya burada böyle bir şey olur ama böyle orası mesela çöl gibi bir yer. Yani çok fazla yeşil bir yer değil. Fakat orayı yeşerttik, biraz geliştirdik, işte ağaçlar diktik falan. Ondan sonra size tabii bu doğanın ceviz verdiği... Ceviz ağaçları. Evet, bu doğanın verdiği, ceviz ağaçlarımız, cevizlerimiz. Bu doğanın verdiği bu güç başka türlü düşünceler getiriyor. Ne oluyor? Yaşam isteği. Her canlının, bitkinin, hayvanın birbirleriyle rekabeti, mücadelesi, yaşama isteği. Bir şeyin ölmesinin falan çok zor olduğu. Yani orada öyle şeyleri böyle her şeyi deneyimliyorsunuz. Ondan sonra farklı bir size bakış açısı, dünyaya bakış açısı getirdi. Ya benim hayatım öyle oldu. Ben kendim ilgileniyorum, kendim gidiyorum. Ah çok güzel. Yapabildiğimiz kadar yardımına ihtiyacımız olduğu zaman köylülerimizden yardım alıyoruz falan öyle. Peki toprakla uğraşmak dinlendiriyor mu? Çok, çok dinlendiriyor. Başka bir zevk o. Ama zorlayıcı şeyler de var. Galiba ceviz ağacı biraz tutmamış. Ceviz ağacı zor, evet. Tutmuyor bir daha. Yani hala uğraşıyoruz çok fazla. Toprak size ne anlatıyor? Ne söylüyor? Vallahi neler söylemiyor? Bütün her şeyi söylüyor. Neler söylemiyor ki? Topraktan hiç uzaklaşmamak lazım. Hatta hep de böyle ayağımızı gerçekten basmamız gerekiyor. Ya ben şunu düşünüyorum. Ben hakikaten böyle eskiden hani köylerinde yaşayan. Şimdi, çünkü öyle şeyler hissediyorum ülkemizde. Bizim çok güzel köy hayatlarımız var. Çok güzel. Çok fazla köylerimiz var. Evet. Biz şehirde yaşadığımız için bunun farkında değiliz. Var yani her yerde var bunlar, bu hayatlar. Bu kadar şehirde kalabalık olmamızı gerektirecek bir sebep yok aslında. Evet. Yani, çünkü köy hayatından aldığınız mutluluk size daha çok keyif verecek. O yüzden... Çok basit aslında. Yayılmamız lazım yani. Ülkemiz çok güzel bir ülke. Çok, topraklarında her şey yani çok keyifli bir ülke. Dolayısıyla da bence yaygın yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Peki. Yani ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Şeyi de hissediyor musunuz? Şehirde ne kadar gerginiz. Doğaya gidince o gerginlik bir anda gidiyor. Tamam. Hiçbir şey yok. Yani tek dert ya orada, var. Ya bakın gidiyoruz. Komşu var yani. Evet. Sen şimdi şu anda apartmanda artık komşularını tanımıyorsun. Selamlaşamıyorsun bile neredeyse bence. Ki onlar da iyi insanlar. Onlar da senin gibi. Doğru. İstiyorlar ama öyle bir yapı yok artık. Yok şehirlerde. Maalesef. Ama yani köy her şey var. Herkes robot gibi işe gidiyor, işten geliyor. Oradan onu yapıyor. Daha gergin, trafikte gergin. Bir türlü alışverişte gergin. Başka benim bir lafım vardı işte hep söylüyorum onu da. Benim küçük dertlerim büyük işlerim var çiftlikte. Çünkü bir şey oluyor. Yani şuraya gelirken bile gübre tankımız bozuldu. Onun kaynağı, onun işleri, oradan ilaçlama şeyi falan filan bir şeylerle uğraşıyorsun sürekli. Sürekli kendine bir şey buluyorsun. Ve insanlarla da işte orada köylülerle, çiftçilerle ya da o işin ehli kişilerle mecbursun birebir iletişimde bulunmaya. Sosyalleşiyorsun. Sana sürekli doğa bir şeyler yapmanı gerektiriyor, söylüyor. Onlarla mutlu oluyorum şu anda. Peki bizim toprağımız da çok verimli değil mi? Evet. Her şey yetişiyor hemen hemen. Siz en çok her neler yerde değil aslında. Aslında iklime göre. Aslında evet bakarsanız en verimli toprak Türkiye'de bildiğim kadarıyla Karadeniz bölgesinde. Ama hani bizde daha çok organik madde olarak düşük topraklarımız da var. Ama o topraklara uygun. Oralarda her şey yetişiyor hakikaten dediğiniz gibi. Şu toprak için solucan ne kadar kıymetli bir şeymiş mesela. Ben bunu bir solucan çiftliğe gittiğimde öğrendim. Her şey. Yani inanamam şey. Dedi çok nazlılarmış. Evet. Hepsinin de ayrı özellikleri var çok ilginç. Sizde peki hiç hayvan var mı? Solucan dediğiniz gibi milyonlarca vardır milyonlarca, toprağın olmaz altında. Olmaz benim yani. Değil onlar ama onlar yaratanın tabii ki. Yani onlar çalışıyor sürekli iş yani sadece solucan da değil. Zaten bir döngü var bakın. Dünyanın döngüsü var. Yani insan biraz o döngüyü bozuyor.
işte biraz betonlaşarak biraz maalesef. Yani tüketim biraz, çağındayız yani, çünkü. Evet yani birazcık bu döngüyü bozan biziz aslında. Hı-hı. Yoksa belli bir döngümüz var. Hayvanlar da bunun en büyük çalışanları aslında. Hı-hı. İşte solucanı, kaz inanılmaz faydalı toprağa. Başka? Yani benim bildiğim en çok kaz. Yani kaz ot bırakmaz mesela. Hani herkes böyle ot derdine düşüyor. Aha. Ya. Halbuki yılan da, var mı? Yılan olmaz mı? Olur kesin. Ama yani bakın bu konuların hepsi şeye göre. Bir şey atıyorum bir fiyi ekerseniz yonca vesaire o zaman yılan olur. Örtü oluşturuyorsunuz hı-hı. çünkü. Ondan sonra da o alttaki biyo organizmalar daha hı-hı. Hızlı hareket etmeye başlıyor. Daha büyük çoğalıyorlar. İşte yılan da olur. Yani fare çıkar, yılan fareyi yemek ister o olur bu olur. Onun döngüsü olur orada. Hı-hı. Peki bu çıkan mahsulleri ne yapıyorsunuz? Çok da ceviz, fazla çıkıyor. Sadece ceviz yani diğer meyveleri, sebzeleri tanıdıklarımıza veriyoruz. Ama cevizi satışını yapıyorum. Yani cevizi satıyorum. Güzel. Chandler ceviz, ince kabuk dediğimiz onu üretiyoruz orada. Ay ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz sağ olun, ya. Gerçi herkesin şu an hayali böyle güneye gidip organik tarım yapmak ya. Evet. Siz gerçekleştirebilensiniz. Biz hala evet. Hayal ediniz. Evet ama 15 yıl oldu benim yani. Maşallah 15 ya. Yıl önce düşündüğüm bir şeydi. Peki rüzgar? Rüzgar seviyor oğlum. Ne o yapıyor? Da 15 yaşında işte malum çiftçi. İyi okul, lise. Şu ay maşallah kocaman oldu. Çok uzun boylu oldu. 1.80'i geçti daha bu yaşında. E tabii anne uzun. Hı-hı. Ben uzun olunca. Çok naif, çok hem hümanist hem hayvanları çok seven, çok tatlı bir çocuk. Ne güzel. Dolayısıyla işte çiftlikte de güzel zaman geçiriyoruz. Burada da İstanbul'da da keyifli zaman geçiriyoruz. Çiftliğin oğlumla. Çok etkisi olmuştur ona. Bence oldu. Çünkü o bir workshop gibi oldu yani. Çünkü orada kalkıyoruz. Bugün ne yapalım? Bugün bir şeyler çakalım. Bugün şu şeyleri boyayalım. İşte şurayı kazalım. Ya bir şey buluyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hani uyandığınız zaman... Yapacak birçok şey var. Oluyor, evet. Bir de böyle bir hayat yaşamak için para ihtiyacınız yok aslında. Bu kadar basit aslında. Çok güzel. Yani siz böyle bir köy, herhangi bir köy seçin. Yani çok ondan ben sonra çok bir şey istiyorum. Bir şeye karar verdikten sonra onu ama bence çok karar zor bence geliyor. Hayal etmeye başlayıp gerçekleştirmeniz lazım. Böyle erteledikçe olmuyor. Siz ilham oluyorsunuz aslında şu anlamda. Yani hiçbir şey bırakmış değilsiniz. Orada da öyle bir hayatınız var. Evet. İş güç devam ediyor. Ben de sanki şey gibi her şeyi kapatıp gitmek gibi kodlanmış. O yüzden belki zor geliyor. Yani evet ama öyle kapatıp gitmek olmuyor işte. Sadece hı-hı. mesela ben oyuncuyum diyelim. Ben bir dizide oynuyorum. Boş kaldığımız çok dönemler oluyor. Yaptığınız iş tutmayabilir hı-hı. vesaire. Ben niye boş kalıp İstanbul'da oturayım sağa solda? Yani ben orada bir işe yarıyorum. Evet. Oraya gidiyorum bir şey yapıyorum. Bir işe yarıyorum yani. Toprak için bir şey yapıyorum. Ağaçlara bir şey. Yani bir işe yarıyorsunuz. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok deşarj ediyor. Rahatlatıyor. Yani evde oturup böyle bunalım. Ya ne yapacağız? İş yok. İşte canım bugün de hava kötü falan. Bunların derdine düşmüyorsunuz orada. Hı hı. O yeni mahsulleri görünce o mutluluk yetiyor. Evet. Bir de oradaki tek derdiniz de şey. Bu cevizler pek iyi çıkmamış ya. Evet. Ya da toprak biraz. Yok bu olmadı. İyi ama cevizlerimiz Allah'a şükür. Maşallah ya. Maşallah. Peki Rüzgar ne olmak istiyor? Rüzgar o bir şey karar vermedi. O çok akıllı bir çocuk. Ne hı hı. yapacağını biliyordur ama şu anda eğitim öğretim o aşamada tabii ki. Bence kendi karar verecektir ama tabii ki bu yeni nesil maalesef hani bütün çocukların olduğu gibi teknolojiye, ekrana biraz bağlıyız. Hı hı. Hani bütün çocuklar gibi o da onları yaşıyor. Onun da ayrı bir hani veli, oyuna meraklı veliler. Mı? Yok oyuna çok hı hı. meraklı değil daha çok işte video izlesin. Değişik kafası var onda o da çok. Akıllı bir çocuk. Ya ne güzel. Peki babalıktan sonra hayatınızda neler değişti? Her şey değişiyor. Yani anne olmak daha zor bence. Onu da söyleyeyim. Annelikte anne olduğunuz zaman hayatınız komple değişiyor. Yani çocuğunuza göre yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Baba olmak da aynı şey. Yani benim için öyle en azından ama bir kere görüştüğünüz arkadaşlarınızdan tutun da uyku saatinize kadar ilk başta her şey değişiyor. Ben de oğluna bağlı bir babayım. Yani. Kendimi daha çok Rüzgar'ın durumuna göre planlıyorum, programlıyorum. Hı hı. Çünkü bu geçirdiğiniz zamanlar
ileride çok özleyeceğiniz zamanlar olacak. Çok. Peki nasıl bir baba oğul ilişkiniz var? Güzel. Yani ya her çocuğun babasıyla farklı tabii ilişkisi. Evet. Hani İdol ya, rol model yani. Evet. Bazen şey yapıyor, bir yerde fotoğraf çektirmek isteyen falan olur. Ne yapıyor? Kendisi hiç sevmiyor resim çektirmek ama hemen benim alıyor, kendisi çekiyor falan. Öyle şeyler yapıyoruz. Ay canım benim ya. Kocaman olmuş gerçi. İnanılmaz. Peki sizin bir basketbol geçmişiniz var. Evet. Rüzgar meraklı mı? Sporla arası nasıl? İyi onun da sporla arası iyi. Yetenekli de. Beraber spor yapıyoruz bu aralar. Hani şimdi İstanbul'dayken mesela salona gidiyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Çiftlikteysek zaten doğal olarak spor oluyor her şey. Hı-hı. Damlama borularını çek, bağla falan filan derken bir şey ek. Onun özür dilerim. Dediğim gibi yani ortaklaşa böyle bir şey yapıyoruz birlikte. Güzel. Peki traktör? Traktör kullanıyorsunuz. Kullanıyorum. Zor mu? Benim arazimde kullanmak biraz zor. Çok eğim var. Normalde zor değil ama tehlikeli tabii her şey. Bilmek lazım. Rüzgar meraklı mı böyle arabalara ya da traktöre? Ben yok. Onun yaşında olsam mesela asla kaçırmam bu fırsatı. Yok, çiftlikte traktör. Değil. Kesin kullanmak isterim o traktörü yani. Rüzgar size çok benziyor, bunu anlıyorum ben. Benziyor, evet. Beni rol modeli olarak alıyor. Annesini de alıyor ama beni de alıyor, onu hissediyorum. Ya peki basketbolu bırakmasaydım diyor musunuz? Basketbolla ilişkinizi nasıl anlatırsınız? Bu içinizde kaldı mı yoksa? Tabii kalmaz olur mu? Yani çok güzel bir şey spor yapmak. Yani sorun orada benim basketbolu bırakmamdaki sorun aslında. Bana sorar yani şeyi. En üst düzeyde yapamayacağıma inandığım için. Yani çok ortalarda, çok altlarda gidecektim diye. Çünkü birincilikte biz bir genç takım başladık. Sonra birincilik. Ondan sonra pat diye ikincilik, üçüncülükte oynamaya başlayınca insan biraz erken vazgeçtim gibi geliyor. O da çok gençtim. Bir şey seçmem gerekiyordu. Hem okula gidiyorsunuz. Hem modellik var, hem basket var. Her şey bir arada. Dolayısıyla hem babanızın yanında çalışıyorsunuz. Tabii. Yani bir karar almak gerekiyor bir yol ayrımında. Dolayısıyla da basketbol zor bir şey yani. Bence de çok zor. Ama o ekip ruhunu da inanılmaz verdiği için insana, bence insanın hayatında başarılı olmasına da çok etkisi var. Var. Spor çok güzel bir şey yani. Bir de hep limit zorlamak. Ama basketbol ayrı bir yetenek, ayrı bir şey. Sizin peki böyle rekabet ruhunuz var mıdır normal hayatta? Var ama çok değil yani. Var ama yani İçe dönük limitimi biliyorum. Evet evet. Ya limitleri bakın burada şey, bir insan kendi limitini bilmesi lazım. Hani ben şunu yaparım demek başka bir şey ama benim yapacağım şu. Dolayısıyla ona göre hareketi alırsınız, ona göre pozisyon alırsınız hayatta. Ona göre de mutlu olursunuz. Çünkü onu yapamayınca siz mutlu olmayacaksınız. Dolayısıyla da kendi sınırlarımızı bilip hareket etmemiz lazım. Güzel. Peki bizde bir de dalgıçlık varmış. Dalgıçlık var evet. Ya var, öyle zor bir şey değil tabii ki. Yani, biliyorsunuz birkaç eğitimle. Şahin Kayık'la konu kaldık, konuştuk. Bence zor. Ya bana göre zor ya. Orada ona da anlatıyorum, diyor ki zor değil ama bence zor. Yani kolay değil denizin altı. Tabii bakın benim uçak fobim var. Başta konuştuk ama derinlik fobim yok mesela. 40 metre, 50 metre dalışlarım oldu tabii. Peki çiftlik hayatı mı daha böyle kafayı boşaltmanıza sebep oluyor, denizin altı mı? Denizin altı başka bir şey. O nasıl bir ruh haline sokuyor sizi? Başka bir orada her şey unutuluyor hemen. Hemen anında sıfırlıyorsunuz. Suya indiğiniz anda bir hormon salgılıyoruz herhalde. Başka bir moda geçiyorsunuz ve belli bir süre sonra işte biliyorsunuz aşağıda bazen hani bu konuşulur, azot vücutta dolaşan kimyasallardan etkilendiği beynin, yani derinlik sarhoşluğu derler. Evet. Ya su altında yaşadığınız... İlginç bir anı var mı sizin? Yok. Yani daha doğrusu vardır da şey, hani çok böyle tehlikeli bir şey yaşamadım. İyi, güzel. Şanslısınız. Evet. Sizin babadan geliyor dalgıçlık. Babam... tüple dalış yapmadı hiç ama hep şnorkelle yapıyordu, evet. Ne güzel. Siz bayağı bir araştırmışsınız her şeyi.
Biz iyi çalışıyoruz. İyi çalışıyorsunuz. Direktörümüz de Aynur gerçekten çok iyi. Yani bana katıldığım hiçbir programda bu kadar çok soru sorulmadı. Biz çok seviyoruz konuğumuzu incelemeyi ve bilinmeyen şeyler de konuşulsun. Bu uluslararası yapımların dediğim gibi daha çok konuşulması gerekiyor. Evet, yani bunlar... Bence çiftlik hayatının da kesinlikle sizin böyle bir belgesel gibi... Evet. Bir podcast gibi bir şey anlatmanız lazım. Çok da çok, size ilham. Çok kendimi videoya çekmeyi sevmiyorum. Oynuyorum, oyuncuyum. Çok rahatım setlerde. Çok rahat oynuyorum. O ayrı da kendimi böyle bazen böyle içimden gelirse yapıyorum. Ben bir şeyi içimden gelirse yapan bir insanım. Yani bir şeye mecbur bırakıldığım zaman yapmıyorum. Daha çok kendimi istediğim için yapıyorum. Hani o yüzden bu podcast falan onu bir kere başlarsam gibi geliyor. Hani bir daha hep yapmak zorundayım. Hayır, çok o. Size bağlı, ruhunuza evet. Göre ama ilham verici. Çünkü çok güzel bir hayatınız var, çiftlik hayatı birçok insana. Ama dışarıdan İnanın. Böyle çok kolay görünüyor ama öyle hiç değil aslında. İçine biliyorum. Girdiğiniz zaman uğraşmak zor. Biliyorum, hiç değil. Çok herkesin fazla yapabileceği bir şey değil. Dünyadaki en büyük zenginlik bilgi. Çok fazla bilgiye ihtiyacınız var. Çok. Yani yeni bir şey yaparken de herhangi bir şey, sadece bahçe işi değil... Siz yeni bir işe başlarken de çok ne kadar çok bilirsiniz o kadar çok konforlu olursunuz yaptığınız işte. Dolayısıyla bu çiftçilik de böyle bir şey. Hı hı. İlişkileriniz de iyi olması lazım insanlarla ki hani bir şeyleri öğrenin. Hı hı. Hayvanlarla da ilişkiniz iyi olması lazım. Tabii. Sevgiyle yani de yapmak hangi gerekiyor. Hangi hayvana nasıl davranacaksın? Yani çünkü öyle bir hayat yaşıyorsan bir sürprizle karşılaşabilirsin. Tabii. Bir gün ya bir misafir hayvan gelebilir oraya gibi. Tabii gelebilir. Bir de herkes sevmeye de bilir, evet. Herkes mutlu olmayabilir. Daha böyle günümüz daha evet. Böyle materyalist, evet. Parayla böyle mutluluk üzerine şeyler tasarlandığı için orada toprakla uğraşmak materyalist bir insanı mutlu etmez. Evet, ben bu arada yani benim gibi yapabilir, yani ben ne yapıyorum? Ben yılın 12 ayı orada yaşamıyorum. Hı hı. Toplasanız 6 ay oradayım, 6 ay İstanbul'dayım yani. Güzel. Aşağı yukarı ama hep gidip geliyorum. Çünkü hı hı. Oranın belli bir şeyler yapmam gerekiyor işte gübre ver şu ver bu ver o işlemleri var onları hallediyorum İstanbul'a geliyorum her gittiğimde de rahatlıyorum yani oraya gittiğimde mutlu oluyorum döndüğümde de İstanbul'a döndüğümde ilk günlerde İstanbul'da da mutlu oluyorum yani bu dengeyi sağlıyorsunuz biraz. Ay çok güzel çünkü ben mesela böyle kaçış yerlerinden dönünce bunalıma giriyorum depresyona evet. Giriyorum şehirde işte oraya tekrar gitme ihtimaliniz olunca o kaçış yerine o zaman mutlu olursunuz. Bence. Tabii ama işte mutluluğu sadece oraya kolluyorum. Şehir hayatı süper mutsuz ediyor. Sizin dengeniz çok hoşuma gitti. Evet. Peki Yunanistan'la bağınız devam ediyor mu? Hala gidiyor musunuz? Yok gitmiyorum uzun bir zamandır. İşte aha. En son bu dizi filmimiz The Bridge, Iefra dediğimiz filmimiz Haziran galiba bitirdik çekimleri. Onlar dijitalde yayınladılar bu işi. Şu anda da kendi ulusal kanallarında yayınlıyorlar. Ya çok güzel bir iş oldu ama yani gerçekten. Ya çok merak ediyorum. Keşke Türkiye'de onu bir yapımcı alsa burada oynatsa. Yani o keyifli bir iş oldu. Peki yakın gelecekte yapmak istediğiniz neler var? Neler planlıyorsunuz? Mesela nasıl bir yaz geçireceksiniz? Valla şeye bakıyorsunuz hani gene çiftlikte olurum. Deniz dışında, dalmak. Karadeniz'i hiç görmedim ha. Ben Türkiye'nin her yerini gördüm bu arada. Güneydoğu Anadolu'sundan tutun, Anadolu, Ege, her yeri gördüm. Bir tek Karadeniz'i görmedim. Belki bu sene bir Karadeniz gezisi olabilir ya da oraya gidebilirim. Hı hı. Yani biraz bir böyle değişik hedefler koymak lazım ara sıra. Evet, belki rüzgarla bir dalış. Dalış olabilir. Biraz pimpirikli bir babayım ama yaparız aa, beraber tabii. Gerçekten mi? Yok, dalış olur. Çok da güzel olur tabii ki. Çok güzel, güzel olur. Baba ol. Evet, baba ol bir kaş. Olabilir, neden olmasın. Şahane ya da böyle akyaka bir kitesurf. Kaş'a gidiyoruz her sene. Keyifli yer hakikaten. Dalışlarımı da genelde orada yapıyorum. Ondan neden olmasın. Güzel, çok teşekkürler. Teşekkür çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de öyle, çok mersi. Evet, Yıldızlı Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Baktım yıldızlı sol tekrar. Yani.